çalışmadım sen ne yapacaksın? Bak bak şeyin tanıdım. Ay ne yapacaksın? Yardım edeyim hocam ben de. Gerek yok Gizem, sınıfına git. Olur mu hocam, yardım edeyim Gizem. Gizem sınıfına git. Peki. Gizem. Gizem mi? Gizem ne alaka ya? Hocam o tahta yazsanız insanları biz gerçekten tanımıyoruz. Ama eğer ki Gizem'le bir probleminiz varsa lütfen gidip Gizem'le çözün, bizimle değil. Gizem kim onlar? Senin yüzünden mi yapıyor yani bize bunu? Bilmiyorum. Ne demek bilmiyorum ya? Gerçekten bilmiyorum. Ya Gizem delirsin, ne biliyorsun? Senin yüzünden ölüp geleceğiz burada. Gerçek bir şey biliyorsun. Sen bir şey biliyorsun. Senin yüzünden ölüp geleceğiz burada Gizem. Sen bir şey biliyorsun. Söylesene. Artık derse başladık. Ders başladıktan sonra aranızda konuşmayacaksınız. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı hocam. Geçen. Hocam lütfen ya. Bir tuvalete gidebilir miyim ben? Yerlerinize geçin. Bütün bu olanlar sınıf arkadaşınız Rüya örneğin ölümüyle ilgili. Şimdi neden başka bir sınıfı değil de sizi seçtiğimi anlamışsınızdır herhalde. Neredeyse unutuyorum. Cevabı iletmesi için aranızdan birini seçmemiz gerekecek. Siz cevabı aranızda kararlaştıracaksınız. Seçtiğim kişi sınıfın önüne gelip bana cevabınızı iletecek. Böylece sonradan fikir değiştirmeler, ben öyle dememiştim, böyle demiştim gibi saçmalıklarla değerli vaktimizi boşa harcamamış olacağız. Gizem Bozkurt. Seni seçiyorum. Hocam hayır. Hocam lütfen başkasını seçin. Lütfen beni seçmeyin. Lütfen. İhtiyacınız olursa atölyede olacağım. Peki Rüya'nın ölümüne sebep olan kişi size söylediğimizde ona ne olacak? Güzel soru. Sanırım ona bir ceza vermemiz gerekir. Değil mi? Nasıl bir ceza? Düşünün. Bekleyin lütfen. Neden beni seçtiniz? Rüya ile yakın arkadaştınız. Değil mi? Rüya yakın arkadaş olduğumuzu düşünmüyordum. Yemin ederim yalan söylemiyorum. Ya telefonumda size isterseniz bakabilirsiniz. Mesaj atmıştı bana. Eğer Rüya seni sevmese sana mesaj atmakla uğraşır mıydı sence? Yani böyle bir şey için mesaj atar mıydı? Hı?
yaşayabiliyorsunuz değil mi Gizem? Ya kaç kere daha söyleyeceğim, anlamıyor musunuz? Biz anlıyoruz. Anlıyoruz da sen anlamıyorsun. Salak mıyız biz? Dur ben sana bir daha Akif Hoca gibi sorayım. Sen bu söylediğine inanıyor musun Gizem? Hı? Ne oluyor? Gizem'e Akif Hoca'nın neden onu seçtiğini soruyoruz. Bilmiyormuş. Bilmiyormuş. Sallama Gizem, yoksa çok fena sallarım seni. Hoca çıkar çıkmaz neden sen de peşinden koştun? Ne oyun çeviriyorsunuz kızım? Ne oyunu ya, saçmalamayın. Denetle beni! O zaman neden seni seçti Gizem? Rüyanın arkadaşı için dedi. Öldürürüm seni, elimden kimse alamaz. Adam bile kendi ağzıyla söyledi, sen daha neyinle kargasını yapıyorsun? Senin yüzünden kalmayız, gideceğiz lan burada. Dur lan! Karın aramamına çevirdiniz iyice burayı. Bilmiyorum diyor işte kız, anlamıyor musunuz? Manyak herif kim bilir ne var kafasında? Birbirinize saracağınıza buradan nasıl çıkarız, ona kafa patlatın biraz. Çıkamayacağız buradan. Öldürecek hepimizi o manyak. Bravo kanka, ne güzel konuşuyorsun sen öyle pozitif pozitif. İçim açıldı vallahi. Hı? Hocam ben daha önce de söyledim size. Yani ben bilmiyorum. Cevap vermek istemiyorsun. Biliyorum. Ama maalesef hatırlatmak zorundayım. Süreniz dolmak üzere. Şu an tam olarak 12 dakika... 25 saniye kaldı. Ne demiştik? Doğru cevap eve gidiş anahtarı. Yanlış cevap aranızdan birinin ölümü. Hiç cevap vermesek ne olur diye düşünüyorsunuz değil mi? Onu da söyleyeyim. Küçük Kapı Lisesi 12 A sınıfı içerisinde mevcut bulunan 29 öğrenciyle birlikte... ...talip gücü yüksek bir bombanın etkisiyle paramparça olacak. Gizem. Cevabını bekliyoruz. Niye susuyorsun ya? Hocaya cevap versene Gizem. Senin yüzünden birazdan hepimiz öleceğiz. Aynen, en kötü birimiz ölür ya. Böyle yaparsan hepimiz öleceğiz. Yapamam. Yapamam. Yaparsın Gizem. Yaparsın. Söyle bitsin lütfen. Hadi. Türkiye şampiyonu oldu. Ama doping aldı, ortaya çıkınca intihar etti. Peki o zaman sana şöyle sorayım. Sen kendi gözlerinle rüya örneği doping yaparken gördün mü? Veya rüya sana kendi ağzıyla böyle bir ilaç kullandığını söyledi mi? Ne fark eder ki? Aynı şey. Sonuçta rüya geri gelmeyecek. Doğru. Bunları bilmek geçmişi değiştirmeyecek. Rüyayı da geri getirmeyecek. Ama bunları bilmek geleceği değiştirebilir.
kendi iç sesine odaklanmanı istiyorum. İyi düşün ve cevabını ver. Arkadaşlar hemen anlatayım. Bir yere kaplumbağa koymuşlar, bir yere rüyayı. Bilin bakalım demişler hangisi daha hızlı koşar? Tahminleri alayım. Çok zor bir soru değildi. Tabii ki de kaplumbağa. Kaplumbağa doping kullanmıyor. Dopingçi pis rüya. Doping yapıyormuş. İşte bu çıktı yani. Belliydi ama başından beri. Sormana gerek yok kaplumbağa. Ünlü oldun kızım, ünlü hadi neyse. Kaplumbağanın doping kullanacak hali yok. Ne oldu yani? Kim yazdı bunları? Arkadaşlar, ya sıramıza bir sürü şey yazmışlar. Kim yazdı? Arkadaşlar bir dakika ya. Biz yazdık kanka, ne var? Yalan şeyler mi yazmışız yoksa? Sen telefonuna da bakmıyorsun tabii, benim hatam. Hemen göstereyim ben. Al. Haberlerde bile çıktı Rüya'nın doping kullandı. Tut böyle. Sana bir şey söyleyeyim, doping yaramış. Bir güzel çıkmış yüzü, fark ettiniz mi? Rüya, biz de kullansak çıkar mı öyle güzel yüzümüz? Şöyle bir havalı havalı dururuz. Diyorlar ki doping böyle yüzü diyorlar, böyle güzelleştiriyor. Fotoğraflar daha fotojenik çıkıyor musun? Doğru ben mu? Doping kullanmadım. Evet ama hayır hayır. Dur bir gitme ya, bir dur. Arkadaşlar, ya dur koşma. Ama gitti. Bir dakika, teşekkürler, teşekkürler. Teşekkürler, teşekkürler. Ama size söylemem gereken bir şey var. Galiba antrenörün de böyle ayarttı işte, ağlayarak. Saçmalama Mevsim ya, ne diyorsun? Ne mi diyorum? Ben sana okuldaki herkesin söylediğini söylüyorum Gizem. Ama sana bir şey diyeyim mi? Eğer ki onun yanında olursan sonun ona benzer. Bunu düşün, öyle dur onun yanında. Aynen kanka. Bütün okul seni dışlasın istiyorsan kapı orada. Bence sen o dopingcinin yanına da oturma ya. Merve'nin yanı boş, oraya geçsene. Aynen. Gel istersen. Hadi bakalım. Hı? Hadi hadi hadi. Evet. Evet. Ve işte hak ettiği yere geri döner. İşte bu. Aferin. Hoş geldin. Çok kolay oldu ya. Rüya'nın fedakar arkadaşı. Öyle, öyle işte hocam. Rüya hep yalan dedi bunlara. Doping olayına da, antrenörle olan ilişkisine de hep hep yalan dedi. Ne oluyor ya? Sınıfça toplandık, Rüya'yı aşağıya biz ittik de bari tam olsun. Hocam, kendi etti, kendi buldu işte. Daha ötesi var mı bunun ya? Kendi kararı sonuçta. Ne konuşuyoruz biz, ben anlamıyorum ki. Ya biz de her gün bir sürü kötü şey yaşıyoruz. Üzülüyoruz, ediyoruz. Biz kendimizi çatıdan atmadık diye mi suçluyuz yani hocam? Evet. Hocam tamam, Rüya'ya kötü davrandık diye bize ders vermeye çalışıyorsunuz, anladık. Ama saçma değil mi abi ya? Bir sürü yarışma kazandı, plaket falan aldı, müdür falan herkes tebrik etti. Hepimizi şişe gibi dizdiler, alkışladık ettik, alkışlamadık mı arkadaşlar? Söylesenize ya. Hocam onları da yapan bizdik. Onları da konuşalım o zaman. Niye sadece bunu konuşuyoruz? Prenses alkışlarken iyi. Yanlış yaptığını söyleyince mi kötü olduk yani? Hocam yarışmalardan para bile kazanıyormuş ya. Hapla mapla yarış kazanırken iyiydi. Uyuşturucu kullanan biriyle arkadaşlık etmediğimiz için mi suçlu olduk yani? Erkekleri de peşine takıyordu. Ay yuh artık ya.
Ne? Ne yuhu ya? Popüler kız havasından geçirmiyordu ki kızın. Abi siz bu kızın peşinden koşmadınız mı ya? Antrenörünü bile ayartmış, biz bunu duymadık mı? Ben görmüştüm. Ben de görmüştüm. Evet, artık bu işi fazla uzattık. Rüya örneğin ölümüne aranızdan kim sebep oldu? Soru bu. Gizem, süren dolmak üzere. Ben sebep oldum. Ben sebep oldum. Bu olaylar çıkınca, yani birkaç gün sonra galiba, tam hatırlamıyorum. Bana mesaj attı işte. Artık arkadaşlık yapmayalım diye. Ve ben de artık benimle konuşmak istemiyor sanıp arkama döndüm. Yani bilmiyorum, o zaman belki de içime geldi böyle bir şey hocam, bilmiyorum yani. Ama siz bugün atölyede öyle deyince anladım hocam. Rüya aslında beni korumaya çalışıyordu. Yani diğerlerinden ben de dışlanmayayım diye. Şaka mı bu ya? Yine biz mi suçlu olduk Gizem? Tamam. Tamam. Hep beraber Rüya'yı suçlayalım ya. Hep beraber ya. Hep beraber. Hep beraber Rüya'yı suçlayalım. Zayıftı diyelim. İlgi manyağıydı diyelim. Hatta abartalım, uyuşturucu kullanıyordu diyelim. Ya yüzüne söylediklerimiz yetmez, arkasından da kaynatalım, geçirelim bol bol ya. Zaten orada gitti, bir şey de diyemez. Yaşarken de dedirtmedik zaten. Kulaklarımızı kapattık, duymadık. Gözlerimizi kapattık, ağladığını görmedik. Ya şimdi vicdanımızı kapatalım, geçirelim arkasından ya. Yatıp tutalım hep beraber. Mesajda artık senin arkadaş edemem derken aslında evimi bırakma dediğini biliyordum. Ama korktum ya. Korktum. Korktum. Beni dışlamanızdan korktum. Beni dışlamanızdan korktum. Ben de Rüya gibi dışlamaktan çok korktum. Çok korktum ben de Rüya gibi dışlamaktan. Elini tutmayı bıraktı. Tutmadım elini. Düşerken onu tutmadım. Elini tutmadım. Tutmadım. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Ben yaptım hocam. Suçlu benim ya. Ben yaptım. Suçlu benim. Cevabın bu mu? Rüya örneğin ölümüne sen mi sebep oldun? Evet. Yanlış cevap.
Hepiniz Rüya'yı dışladınız. Kötü davrandınız. Ve böyle yaparak onun canını çok yaktınız. Ama Rüya bu yüzden ölmedi. Rüya sen onun elini tutmaktan vazgeçtin diye ölmedi. Senin suçun değildi. Hayır, benim suçumdu. Hayır, senin suçun benim değildi. Suçumdu. Hayır, senin suçun değildi. Kimin öleceğine nasıl karar verelim? Hı? Madem birini öldüreceksin, o zaman Gizem'i seç. Onun suçunu niye biz ödeyelim hocam ya? Yanlış cevabı o vermedi mi? Onu seç. Hocam ne olur onu seç ya. Onu seç işte. Ya Gizem sen de bir şey söylesene. Ya işte seni seçsin. Hocam de her şeyi ben yaptım desene. Ne olur ya. Seni seçsin ne olur. Lütfen seni seçsin ne olur ya. De işte hadi. Ya de, desene hocam de beni seç desene. Ya hadi ne olur seni seçsin ya. Ya yanlış cevabı veren sen değil misin? Ya arkadaşlar siz de bir şey söylesenize ya. Yanlış cevabı o vermedi mi? Ya zaten her şeyi de o yapmış, biz bir şey bilmiyoruz. Kendi ağzıyla söyledi, ben yaptım dedi. Ben suçluyum dedi, demedi mi ya? Ya onun ölmesi lazım arkadaşlar ya, onun ölmesi lazım. O ölsün ya, o ölsün. O ölsün ya, o ölsün işte ya. Ne dersiniz? Halil arkadaşınıza katılıyor musunuz? Sizce de Gizem'i mi öldüreyim? Hı? Bir soru sorulduğunda sessiz kalmak genellikle evet demek anlamına gelir. Dolayısıyla cevabınızı aldığımı düşünüyorum. Aranızda ortak kararınıza itiraz eden var mı? Gizem'i öldürme hocam diyen var mı? Peki. Anlaşılmıştır. 12 A sınıfı, ilk verdiği yanlış cevabın sonucu olan cezaya oy birliğiyle Gizem Bozkurt'u seçip onun ölmesine karar vermiştir. Gizem, tahtaya gel. Bilgisayarı masaya bırakabilirsin Gizem. Zeynep Bucu. Hocam. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Öğretmenler gününüz kutlu olsun hocam. Ya siz çok tatlısınız. Canım benim. İyi ki varsınız. Oo.
öğretmenden gülmesin. Olsun. Teşekkür ederim canım benim. Sabah yok temizlik.